Bir gazel dinleyelim. Türk müziğinin ustası Hafız Burhan. Tamam, yalnız şu... hadi başlayalım bakalım. Hafız Burhan. Önce biraz Hafız Burhan kimdir? Gelin öğrenelim. Hangi parçasını, hangi neyi istemiştin? Onu doğru bir şey açayım ben sana. Hocam bu arada çift ekranı değişti mi bilmiyorum. Değişti. Korkacak hiçbir şey yok. Her şey halloldu. Şimdi şuradan açalım bakalım. Neva Gazel istediğin. Neva makamı. Bilir misiniz Neva makamını? Öncelikle biraz Hafız Burhan'a bakalım. Hafız Burhan kimmiş? Hadi birazcık incelemeye başlayalım. Böyle Google search gibi başlıyorum dükkana. Hafız Burhan olarak da bilinen Burhan Ses Yılmaz, Osmanlı Türk Sanat Müziği Gazelhanı. Hafız, Mevlid Han ve ses sanatçısı. Babası 2. Abdülhamit'in muhafız alaylarında bir askerdir. Makber adlı parçası, bakın neymiş, Makber adlı parçanın kimin bestesine olduğuna dair belirsizlikler vardır. İlkokul yıllarının ardından Muallim İsmail Akver, Lemi Atlı'nın kısa süren öğrencisi oldu. Uf, Lemi Atlı'nın öğrencisi olmuş. İsmail Hakkı de önemlidir. Mızıkayı Humayun'a girdi ve beste çalışmaları yaptı. 1925-26 yılları arasında Kolombiya plak firması için ard arda 100 kadar plak doldurdu ve pek çok Türk filminin müziğini hazırladı. Hafız Burhan Ankara'da bir mevlitte yorucu tiz bezleri... Ay ne kadar üzüldüm. Hafız Burhan Ankara'da bir mevlitte yorucu tiz perdeleri söylerken geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etmiş çocuklar. Hayda. Yani bakın nereden nereye varıyor görüyorsunuz değil mi? Yorucu tiz perdeleri sürekli okurken demek ki bir yerde vücudu dayanamamış. Yani sağlık ve ses. İşte. Yani çok ilginç hakikaten. Böyle bir şey beklemiyordum. Bilmiyordum da gerçekten. Hadi dinleyelim. Piyanomu açmadan da olmaz. Karar sesini bulacağım. Ne geliyor size? Bana R geliyor ama bakalım. R hissettim bugün. Dur bakayım şuradan bir R alayım. Yeni oyuncağımla. Bana Mi gibi geldi. Çünkü yanımda gitar var falan diyorsun. Bana Mi gibi geldi. Çünkü yanımda gitar var. Şekilde dur bakalım açalım. Lam tararam tam ram tararam taram tram tam tararam tam tararana 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 tararana. Peki. Gelin. Evet Mi. Bravo Gürkan'cığım, o zaman bugün sana özel ödülümüz var. Alişka Şempinska konserine 2 bilet gönderiyorum sana. Yani içinden geldi. Söyleyeceğim, miden okusun hocam. Yalnız tabii plak kaydı olduğu için tam mide değil. Bak. Hafif bir koma olacak. Çünkü plak kayıtlarını çalarken hafif tizleşme oluyor genelinde. Şimdi Neva ve Uşak arasında bir Neva makamına bakalım. Baya böyle ben müzik muhabbeti yapacağım bugün sizlerle bol bol. Bakın Neva makamı nedir? Neva makamı seyri nasıl yapılır? Bakın şimdi. Durağı dügah perdesidir. La. İnici çıkıcıdır. Yani makam orta bölgelerde başlar. La si do re re do si si la la. Yerinde uşak dörtlüsüne. La si do re. Bu dörtlüye. Re mi fa sol la. Rast beşlisi eklenir. La si do re do si si la la. Re re mi fa sol la sol fa mi re 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 do si si la la. Gibi. Fakat inici çıkıcı olduğu için şöyle girer. Ya re re do re mi mi re re do do si si la la re. Orta bölgede başlar. Daha çok tize doğru dokunup pese gelecek bir hareketliliği varmış. Seyri bu. Tabii içinde bir sürü geçki de olabilir. Ne diyor mesela? Güçlüsü uşak dörtlüsü rast beşlisinin ek yerindeki neva. Yani neva. Türk müziğindeki neva genelde re notasına tekamül eder.
Ras çeşitliliğinden anlatılan İznes cephesi evi çalıp Acem perdesi kullanan inilirse Buselik çeşitliliği yarım karar yapabilir. La si do re re mi fa sol la la sol fa fa mi fa re fa fa. Eviç'te gördüğünüz gibi bir kalış yapabilir. Fa fa sol la sol sol fa fa mi fa mi re. Dönüşünde de gördüğünüz gibi böyle bir Buselik yarım kararı yapabilir. Yani fa diyezi fa alırsa. Şu an mesela konuştuğum şeylerde kim bana eşlik ediyor? Aa evet hocam neva böyle yapılır falan diyen var mı? Çete bakıyorum. Evet. Peki. Gürkan sen makamları biliyor musun? Türk müziği makamlarını. Arkadaşlar. Yapayalnız mıyım ben? Aha Gürkan da kapatmış. Özgün sen burada mısın? Buradayım hocam ben chatteyim. Tamam Gürkan sesini ben... kapatmış galiba. Yani diyenler de var hocam. Var tamam. Hikaye bu. Şimdi Neva makamında dinleyelim. Bir daha Neva gazele girsin. Özellikle galiba klasik kemençe açışı yapıyor. Karar. Oktavda inici başlamış. Yani tepeden başlıyor. En tiz nottan giriyor. Oo, tabii biz beklemediğimiz kadar. Si natural notasıyla giriyor. Tabii plaklarda yarım ses falan tizleşmeye zorlayabilir. Yani bundan emin olamayız tam olarak. Ses rengi tabii ki olağanüstü. Ve bugün bulamayacağınız ses renkleri. Tavrı da öyle. Bakın çarpmalarına bakın. O seri gırtlak hareketleri maalesef geçmişlerde yatıyor artık. Yani pek bugünün üslubunda yok. O nedenle biz genç arkadaşları bugün izlerken hani çok fazla arabesk gibi veya tam olduğunu anlayamadığımız şekillere bürünüyoruz. Çünkü üslup bir kere şöyle bir şey var. Üslup yerinde kalmaz. Üslup değişir zaten. Ama bu bereket ki kaydedilmiş ve o dönemki okuyuşta hakkında bilgimiz var. Bakın sanki böyle bir enstrüman gibi. O dönemki enstrümanın çalış biçimine benziyor yaptığı numaralar. Yalnız tiz sesler muhteşem. Harika bir tenor. Bunu benden iyi biliyorsunuz değil mi artık? Okuyuş biçimi bugünü hiç andırmıyor. O nedenle kullandığı sesin de biçimi birbirinden farklı. Bir insanın bu kadar seri hareketler yapabilmesi için aslında sesinin tam ses çıkardığı sesini biraz nasıl diyeyim size arabayı böyle şey yapmak da vardır ya rölantide kullanmak. Yani tam gazı verip böyle hemen vites değiştirmek yerine belli bir aralıkta sürekli tutarsanız bu gece gibi böyle daha bu gece gibi tam güç değil de bu gece gibi ara bir gazla tutarak o notaları veriyor. Farklı bir lezzet, farklı bir tat. Her dönemin kendine ait çok güzel üslubu var işte. Üslup. Diyafram lezzeti. Of! O okuyuşundaki çarpmaların farkında mısınız? Bu çarpmalar biraz böyle türküyü de anımsatmıyor değil. Hafif türkü tadı da var. Şöyle genelde bakıyorum da o yani ülkemizin doğu bölgelerindeki o gırtlak çarpmaları eğer
gazellere, ezana ve birçok yere sirayet ediyorsa o okuma çok lezzetli oluyor. Gerçekten bu farklı bir tat katıyor. O türküdeki o çarpmalar bizim kafamızda bambaşka şeyleri hayal ettiriyor çünkü. Keman bu belli. Çok güzel. Of. Geçtim ana bölümü. Çarpmalar, vibratolar ve çarpmalar oldukça farklı. I don't gibi süre bakın. I don't do. Bunları böyle tek tek çalışırdık gazel çalışırken. I don't, üç kere. Dört sonra vibrato yapıyor bakın. I don't do. Üç ve dört var bakın. Gece meçnis genel olarak duyumumdan şöyle bir şey çıkarabiliriz. Ağzını çok fazla açan bir vokalist değil. Özellikle belli çarpmaları yapabilmek için biraz daha kapatıyor. Belli yerlerde sesini güçlendirmek için özellikle tiz notlarda açabiliyor ama çarpmalar sırasında biraz kapatıyor. Bu da işini yarıyor olabilir. O aciliteleri yapmak daha kolaylaşıyor olabilir kapalı ağızla tabii ki. Mesela burası açık. Diyafram o kadar güzel ki tek ses tutmalarında hiç pürüz yok, sallanma yok. Pırıl pırıl bir ses geliyor. Zaten arkadan bir of geldi. Yaşa geldi. Falset yaşa. Bakın o çarpmalar, türkü çarpmaları. O kadar tiz nokta. Kapalı. Parçanın neredeyse tamamı kafa bölgesinde geçiyor yalnız. O tiz sesleri zorlama olayı hep diyafram tutma, hep kafa bölgesini okuyarak oluşmuş olabilir. Bu kafa bölgesini aşırı tutmalarda yani böyle kötü bir an olarak size söyleyeyim. Bazen baş dönmesi yapabilir. Çünkü büyük bir hacimle sesi ön bölgeye sürekli taşımaya çalışmak hem nefes hem sürekli bu bölgede sesin titreştiğini düşünün. Yani beyniniz böyle minicik, minimal bir pıhtı bile çok büyük problem yaratabilirken bunu tamamen tınlattığınızı düşünün. Baş dönmesi yapabilir. Onun dışında da şeyler yapabilir. Beyin kanaması da olabilir. Oluyor. Yani çok büyük şiddette. Olabilir yani, insan bu. Her şeye yol açabilir. Yani kötü bir şey olarak algılamayın. Bir tekniktir bu. Ve dünyada milyonlarca insan kullanır. Atıyorum %95'inin başına hiçbir şey gelmez de %2'sinin başına bir şey gelebilir. Bu sesler hep kafa bölgesi. Bu gece. Hep burada. Kafa bölgesi erkek sesinde tenor rengini. Bayıldığım pese inişler. Şimdi burada tutuyor sesi. Bozmuyor pozisyonu. Genelde şu anki okuyumacıların bazılarında buruna inerek alıyor pesi de. Ya böyle bir okuma. Ama geleneksel üsluba baktığınız zaman bunun geçmişte ne kadar yaşandığı konusunda şüphelerim var benim. Hep söylüyorum. Bu pozisyon okuması iken burada kullanıyorlar. Güzel bir pes renk değil. Hep söylüyorum. Salt burunda kullanmak. Efendim bu işin geleneği burundadır diye. Ne geleneği burunda mı? Alın işte Hafız Burhan. Hafız Burhan. İsmi bu. Değil mi? Bakın. Bu neresi burun şimdi?
görüyorsunuz değil mi? Bunlar burun değil. Burun yok. Kullanılıyor demek ki. Geçmişten beri böyle geliyor demek. Şüpheli barındırıyor. Ancak kötü bir tekniğin bugüne yansıması olarak değerlendirebilir miyiz? Bence daha çok öyle değerlendirmek gerekebilir. Kötü bir alışkanlığın hep tekrarı. İsmail Coşar böyle okumuyordu. Oo diye okumuyorlardı yani, değil mi? Gibi düşünün. Yani bir değişim var. Üslup değişiyor ama değişim böyle bir yere doğru çıkıyor olabilir. Yani bizi daha tıkıştırıyor sesi sanki. Ha, ondan işte böyle iyi gazelanlar çıkmaz. O burun sesiyle bu gazeller bu lezzette çıkmaz. Of, bülbül gibi bülbül. Bakın. Çok güzel bir şey anlatacağım size. İnsanın yaşadığı ortam, duyduğu sesler neyse, şarkısı, sözü, müziği dinlediği de olur. Yaşadıkları dönemde Hafız Burhan da güzel bir İstanbul'da yaşıyorlardı. Bülbül seslerinin olduğu bir İstanbul'da yaşıyorlardı. E şimdi doğan insanlar bülbül sesini duyuyor mu sokakta? E o zaman nasıl taklit edecek? Demek ki üslubu değiştiren şey sadece bizim nasıl diyeyim, öyle duydumlar değil de yaşantımız. Yorum size ait. Alta yazın. Bu yaşantı neye yol açıyor? Yola açın işte yani. Geçen hafta bir şey hani araştırmayı size anlattık, değil mi? New York'ta işte pandemi nedeniyle arabalar yok. Arabalar olmadığı için kuşlar eskiye göre daha az bağırıyorlarmış ve daha güzel ötmeye başlamışlar. Neden? Seslerini daha kolay duyuruyorlar. Hayat kolaylaştığı sürece okumacılarımızın hepsinin becerileri artacak. Hayat zorlaştığı, yıpratıcı olduğu sürece hep sert, kavgacı ve kötü. Okumaları sert olan okumacılar. Dikkat edin şöyle geçen hafta analiz yaptığımız yeni genç seslere ne kadar sert okuyorlar değil mi? E çünkü hayat sert. Yaşadığı ortam sert. Adam hiç doğa, moğa bunlar unutuldu. Gidiyor. E bu kadar her şeye gidip ki ileriki yıllarda bundan 20-30 sene sonra bizim çocuklarımız bu ülkede susuzluk nedir görecekler. Başka bir sertliğe daha girecekler. E o dönemin üslubunu inşallah yaşarız da analiz ederiz. Emre Yücelen ses analizi değil mi? Yaş 82. Bu ses öyle çıkmaz, çıkmaz diye. Sina Türel'e vurarak gelmiş. Olağanüstü bir okumacı. Keşke bu bugün burada olsaydı, onu dinleme şansımız olsaydı. Keşke geçmişte yaşasaydık, gene onu dinleme şansı olsaydı. Onunla beraber dinleyenler ne şanslı insanlarmış. Bu kaydı alanlar da cennetlikmiş. Yani arkadaşlar, bizi izleyen ses mühendisleri, bizi izleyen ses kaydı yapan gençler, ne olur çocuklarınıza ses kaydı yapmayı öğretin ve bu hayatınızdaki güzellikleri hep kaydedin. Ne olur paylaşın. Kıymetli bir şey. Geçmiş arşivimiz çok çok sorunlu. Peki. Devasa bir Hafız Burhan ve Neva Gazeli analizi yaptık. Güzel oldu.